Tamam, ben de başlayayım mı? Evet. O dedi az önce. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Şimdi doğruluğu herkes kendi aleminde doğrulayacak. Söyleşi yani böyle. Şiir düşünülerek yazılır. Doğuşlar düşünülemez, düşünülerek değil, sonra da düzeltilemez. Doğar, söylersin. O kadar. Şiir bile değil doğuş, tercüme edilemez. Meali verilebilir. Tercümesi tıpatıp olamaz. Şiir olamaz tercüme. Çünkü kültürden kültüre, ananeden ananeye, örften örfe, o kelama giydirilen mana var içine sokulan. O mana Ruslar da ayrı, Fransızlar da ayrı, Araplar da ayrı, biz Türkler de ayrı. Olduğu için şiirde kullanılan tabiri ancak tercüme ederken içerisinden bir manayı alır. Tamam. Şey bile yani Türkiye'de bile bir yörelerde değişiklikler gösteriyor. Evet. Sende kavram yok ama duyguların dışarıdan getiriyor olsa da yani kavram bilgin yok. Okumamışsın bunları. Derslere de gitmemişsin. Dağlara bakıyorsun, göllere bakıyorsun, balığa bakıyorsun. Bakacaksın ne olacak ki? Bu nereye benzer? Kavramların yok. Olgulara bakıyorsun. Kör gibisin. Kör gibisin. İçi boş kavramlar da boştur. Yani mesela kavram yok. Objelere bakıyorsun, varlığa bakıyorsun, mevcuda bakıyorsun. Obje biz felsefede, biz de mevcuda bakıyorsun. Kör gibisin. Tamam. Fakat içi boş kavramlar var sende. Kavramların okudun, kitap okudun. Ama tefekkür etmedi, sana mal olmadı. O da ne gibidir? İçi boştur. Bir tanesi kördür, bir tanesi boş, içi boş. Okumuşsun, olgularına yani vücuduna, mevcuduna gidemedin. Kendi aleminde tanımlayamadın. Bu da boş. Tın tın yapar. Eğer kavramlar olgularına bağlıysa, yani varlığa bağlıysa, varlığı da tanımlarken tabirlerle içeriye taşınmışsan, sen zıtların cemisin ki karşıt yoktur. Karşılık vardır. Karşılık gibi dışarıda gözüken şeyin aleminde karşılıkları olduğunu göreceksin ki teviteli oluyorsun. Tenzih var, bir de teşbih var. Tenzih. Yani birisi şeriat, birisi hikmet, hakikat. Musa aleyhisselam tenzihçidir. Yani zahircidir. İsa aleyhisselam teşbihçidir. Bu malumattan sonra okuyorum. Tenzih soyutlamalarla ortaya çıkar. Formüllerle ifade edilir. Mesela E eşittir MC kare, 1 bölü 2 AT kare. Varlığı soyutlayarak, düşünerek, üzerindeki elbiseleri çıkartarak kendi hakikatlerine taşınırsa formülize ediliyor. Formülle ifade edilir. Tenzih bize aklı, teşbih ise duygusal olanı verir. Yani anladınız mı? Mesela bir daha Musa aleyhisselam, yani ta temelde gideyim. Musa aleyhisselam şeriatçıdır. İsa aleyhisselam hikmetçidir. Hikmet peygamberidir. Yani enfusçidir. Hızır aleyhisselam gibi. Şimdi Musa aleyhisselam şeriatı, hukuku, fıkhı biliyor. Onun için Allah'ı tenzih ediyor. Şirk. Şirk nerelere bulaşır? İman esasları nedir? Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam. Hakaik de dahil. He. Hakikat yani. Hakaik imaniye. Hakaik imani. Musa aleyhisselam. Buna tenzih denilir. Peki bunu nasıl alır? Mesela meleklere iman. Meleklere iman.
soyutlayarak, soyarak, aleminde onu tanımlayarak, şahidi olarak kendinde var yani. Şey ise, tenzih ise, şey teşbih ise, yani dış dünyadan alınan şeydir, şeyleri, olguları yani mevcut olanları aleminde farklılıklara götürür. Yani uyandırır. Mesela bana bir laf dedin Ali, bu tenzihtir. Ben de sen hiç kastetmediğim bir şeye giderse bu tenzih, teşbihtir. Histir yani. Hissimi uyandırır. Burada neyi kastediyorum? Yani bir boksör düşünün veya bir öfkeli bir insan düşünün veya bir cinselliği düşünün mesela veya bir tefekkür düşünün veya bir muhabbeti düşünün, aşkı düşünün, yani sevgiyi düşünün, bendedir onlar, uyanmadı bende, uyanınca ben ondayım, içine giriyorum. Yani mesela bir boksör artık o gayz, öfke, ver, kin, işte şöhret çıktı mı beden onun içinde. Kollar duygunun elleridir. Yani kolları duygu, duygunun şeyidir. Artık o adam adam gibi gözükürken adam histir. Aşk da böyledir. İlk önce bendedir. Uyanınca ben ondayım, içindeyim. Artık gözüm öyle görür, kulağım öyle işitir, kafam öyle çalışır. Yani ben onun içindeyim. İsa ve Musa... Musa zahirde... Yani abi bu İsa aleyhisselam içindekini dışa vurmamış İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam eylemsel Musa aleyhisselamın kaydelerini vurmuş. Esas vurmadıklarıyla boyutlaşmış. Ama diyememiş, denmez dışarıya. Allah Resulü'nün Ebu Hüreyre'ye vakıfların başına bil ama bildim. Ya Resulallah demiş. Tamam. Ben demiş, ondan sonra durmuş. Yani böyle böyle. Kimseye konuşma onu. Evet, insan bir kavşaktır diye bir yerde yazmışım ama. Şey, yani Kur'an-ı Kerim'deki işari manalar mı bir cihette? Evet, işari manalarla uyandırılan Erdinç. Yani kardeşim sırf zahir değil ya. Bu Kur'an değil, bu Musaf'tır. Tamam, Musaf. Kur'an nedir? Bu Musaf'ı okuyan da uyanandır. Senin kitabın o. Yekra ona Kur'an. Oku Kur'an'ını diyecekler. Oku Kur'an değil, senin kitabını oku. Sen de uyanan. Birinci lema, ikinci lema teşbih midir? İlk önce sistem tenzihtir, teşbihtir tabii. Teşbih niçindir? O Yunus Aleyhisselam hiç düşünüyor musun? Yok. Orada benim. Deniz diyor. Deniz. Neresi? Küre-i zeminimizdir. Öyle değil mi? İstikbal gecemiz. İstikbal gecemiz. Balık. Nefsimizdir. Şimdi hiç orada durduk mu? Orayı düşünürsen, vah hakikaten balık nasıl böyle şey yaptı falan, içine tuttu Yunus Aleyhisselam dersen, tenzihçisin. Hala oradasın. Hı hı. Ama onunla taşınırsan bir yerlere, teşbih oluyor. Teşbih oluyorsun. Evet. Uyanınca onun içine giriyorsun. Evet. Belki ben gireyim bak şimdi. Balığın içine girmiş, hiçbir şey de değil. Ben bir öfkenin içine, bir şehvetin içine, bir aşk, muhabbetin içine girersem, hep uyum. Yok ki kimse. Böyle kalırsın böyle, lal gibi. Böyle deli derler, meczup derler. Kalırsın böyle. Oysa yalnız dersin. Oysa sen geldin yalnızlaştı. Çok acayip bir alem ya. Yani kardeşim, tefekkür, his, muhabbet, aşk, öfke, gadab, ne varsa zihinde mekan açıyor. Ayet-i Kübra tenzih midir? Ayet-i Kübra sureti tenzihtir, sende uyanan teşbihtir. Teşbih yoktur kitapta, sendedir o. Kitaplardaki tenzihtir diyorum Musa.
İsa oradadır. İsa buradadır. Biraz daha gidelim. Hocam bir şey diyeceğim. Şimdi bu kuta kafalar böyle bunu şey yapıyor. Böyle mesela bakıyordu taştan bir şey. Ona nasıl? Yok, ona takmıyor. Öyle zannetmeyin. Puta taktığını zannediyorsunuz. Mesela şöyle bir canlı mı zannediyor? Nasıl? Dinle tamam. Dur. Puta falan tapmıyor. Tapıyor. Bak. Mesela şarkıcı seviyor bir adam. Ben işte o şarkıcıyı çok sever. Bu da bu şarkıcıyı sever. Bu lideri sever. Bu da bu lideri sever. Nedir o? Aslında şarkıcı ile işimiz yok. Liderlerle de işimiz yok. Benim alemimi kim daha ifade ediyorsa dış dünyaya, o şarkıcı benim şarkıcımdır. Benim istediğim nefsani arzu hayatımı, benim istediğim hayatı bu lider mi vaat ediyor? Bu lider. Ha bu lider. En büyük lider benim lider. Zannediyorsan onu seviyor. Onunla alakası yok. Kendine tapınıyor. Onun için put kendisindeki duyguları o ifade ediyor. Mesela diyelim kurban kesiyorlar, alıyor kurbanını adam. Ondan sonra bir felakete girmişti denizde, denizlere hükmeden bir ilah diyor. Onun temsilcisi o kadın diyor, heykel. Mesela nefis perest gitti aliyelere, kadın heykellerine tapıyor. Kadına mı tapıyor, cinselliğine tapıyor. Kendine tapıyor. Ya, orada bir şey yok. Abi, soru var mı? He. Tenzihten tesbihe geç neyle oluyor? Tefekkürle. Harika sormuş, kim sormuşsa. Mustafa Türker. Harika sormuş, tebrik ederim. Maşallah. Onu ekleyeyim bak. İyi ki ben yazmadım şey ama. Nasıl geçilir? Tefekkürle tenzihten hı. Teşbihe, tefekkürle. O zaman tefekkür Musa Aleyhisselam'ın Hızır ile, bak Musa Aleyhisselam'ın Hızır ile olan diyaloğundaki o balık var ya, o belki de tefekkürü temsil ediyor demek ki. Sen de onu uyandırdıysa senin balığın tefekkür. Ötekisi balık histir. Yani senden uyanıyorsa, içeride bir kural yok gafur. Yeter ki şeriata zıt olma. Hmm. İçeride neler var neler. Neler oluyor bir seyretse. He ya, diyorlar ya. Bir bakıyorsun, orada ne iman var ne küfür var, ne şeytan var ne melek var. Acayip bir alem. Yani geçirdiği zaman oralarda melek nurdan, şeytan, mudil esmasında. Esmanın hakikatine geçtin mi? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Esmanın cevelangahlarınla meşgulsun. Şeytan suretidir. Şeytanın aslı hakikatı, mudil esması. Azami derecede tecelli ediyor oralarda. Adamlar geçmiş oralarda ya. Alem insanda tenezzüh ediyorlar ya. Yani orada ne iman var, ne küfür var, ne şeytan var, ne melek var. Ne şeytan var, ne melek var. Ne var ya? Nur esması, mudil esması var. Yani takılmış kalmışız bu dünyaya. Acayip bir şey ya. Çok acayip. Ya fikrimiz gelmiyor, çarpıyor buraya. Ya mesela zahiri bir bakıyorsun, kefeni giymiş adam falan, toprak, anlıyor bir şey. Fikri geliyor, mezara saplandı. Lan araziye tak işte, jiple çık işte oradan. Çık lan o kuyudan. Lan oraya saplanıp durma. Surette kaplandı. Yani söyleyeyim. Böyle Allah, böyle bildiğin Allah orada bir adamı bırakır mı? Öyle bir şey olur mu? Kafirse de bırakmaz, dibe gidecek. Aliyse de yukarıya çıkacak. Burada kimse olamaz kardeşim. Bir sürü sokak gürültüsüyle rahatsız olur toprakta. Ya kamyon korna çalıyor ya. Adam orada rahatsız olur. Hadi bakalım. Bu akşam biraz mazur görün bizi de böyle. Abi inşallah böyle gitsin. Peki, fark değişiyor şimdi, biraz gidelim. İnsan, bak şimdi, hayvan fark eder. Ekmekle kemik, köpek fark eder değil mi? Ekmekle ciğer, kedi fark eder. Sırayla gidiyorum, dışarıdan içeriye. Bu çok önemli. Hayvanlar, gir içeriye. Şeytanlar,
cinler, melekler, mertebe olarak söylüyorum. Endiş hayvan, şeytan, cinler, çünkü şeytanın iman edeni yok, cinlerin iman edeni var. Gir içeriye, melek ve insan. İnsanı katma. Bunlar fark eder. Bu mu, bu mu? Farkındalıkları var. Köpek dedim ya, mesela sığır taşı yemez, otu yer. Bu fark değil mi? Evet. Tamam. Hani cinler de kendi cinsinden düşmanını zannedip musallat olur vesaire. Hı hı. Şeytan şeytanlığı olanlar musallat olmaz ki zaten kendi cinsi. Bak şimdi ne diyeceğim. Hayvanlar, şeytanlar, cinler, melekler fark makamındadırlar. Farkındalar. İnsan ise farkı fark eden tek yegane mahluk insandır. Farkı fark eden. Fark ettiğini fark etmiş. Diğerleri mümkün değil. Fark etmiş, farkı fark eden, ben diyebilen yegane varlık insandır. Şu. Daha arkası. Daha mı arkası? Tabii ya. En iyi ya. Şimdi kavşağa geliyorum bak şimdi. İnsan fark eder, hayvanlar da fark eder ama insan fark ettiğini fark eder. İnsan olanın ve olacak olanın birliği kavşaktır. İnsan kimdir? Olanın, iyi dinleyin. İnsan nedir? Olmakta olandırdı ya, böyle bir tarifim vardı benim. Olmakta olandır. İnsan, olanın ve olmakta olanın cem olduğu bir kavşaktır. İnsan, olanın ve olmakta olacaklarını fark ettiğini fark eden bir kavşaktır insan. Anlamak, anlamak başlı başına bir anlayıştır. Ayrı bir latifedir. Yani dikkat bir latife ise anlayış var ya, anlamak başlı başına bir anlamaktır, anlayıştır. Kendini aşan yegane mahluk, mevcuttur insan. Kendini aşabilen yegane mahluk insandır. Diğer mahluklar fark etmiş. İnsan farkı fark ettiği için kendisini aşıp kendisini inşa edebilen, ihya edebilen, kendisi kendisiyle donatan, kendisi kendisi zevk alan, kendisi kendisiyle elem alan, kendisi kendisiyle dolaşan, kendisiyle kendisini aleminde çıkan, kendisi kendisinin dışına çıkabilen yegane mahluktur insan. Kalbi kalbinden mi bahsediyorsunuz abi siz? Amaç yoksa yön, yön yoksa yol, yol yoksa yöntem de olmaz. Adam niye dersleri gelmiyor? Niye bugün bir 10 dakika kitap okumamış? İyi dinleyin. Niye adam sıkılıyor? Hayatta amacı yok. Amaç yoksa adamın yönü yok. Yön yoksa yolu yok. Yolu yoksa yöntemi yordamı olmaz. Bunları birliğe getiren ise niyettir. Adamın amacı yok. Amaç. Amacı yoksa yolu yok. Yolu yoksa yöntemi yok. Yöntemi yoksa niyeti yok. O zaman kurumuş yaprak gibi ben niye sıkılıyorum? Hayret ya. Hayret yani. Hayret ediyorum. Nasıl sıkılmayana ben şaşırırım yani. Çünkü bir insan bana dediği zaman ben de sıkılıyorum. Abi sıkılıyorum. Hayret ediyorum yani. Bu sorunla sıkılmaman gerekiyor muydu? Sıkılmaman sıkıntının ta kendisidir ya. İnsansın ya. Sıkıntı insan olmanın özelliğidir. Burada sığırı kes, burada otlar. Sıkılmaz. Yani sıkılıyorum. Derdim var. İnsansın da ondan. Yani sıkılmaman mı gerekiyordu? Niye kendine zulmediyorsun? Neyle? Niye muhali talep ediyorsun? Muhali talep etmek kendine zulmetmektir. Münazaratta geçiyor. Sıkıntı her çeşidini ve mutsuzluğun, bak insan, sıkıntının her çeşidini, mutsuzluğun her mertebesini, gelecek kaygıların, korkusunun her nesnesini gibi pek çok hali sadece insan yaşar. Ne cinlerde, ne şeytanlarda, ne hayvanlarda yok. Sıkıntının her çeşidini, bir. Mutsuzluğun
her mertebesini, gelecek korkusunun her nesnesini, pek çok mertebelerini bir anda yaşayabilen bir mahluktur insan. Sıkıntının her çeşidini, ihanetten küfre kadar. Ya, sıkıntının her çeşidini, umutsuzluğun her mertebesini, gelecek kaygısı, gelecek korkusunun her nesnesini aleminde tanıklık yapan, yaşayan bir kavşaktır insan. Garip bir mahlukuz. Bazen bir sırrımı bir şey yapayım. Bazen o kadar böyle yoğunlaşıyorum ki vallahi böyle böyle hani uçuyorsun, böyle fikren gidiyorsun ya, gidiyorsun böyle hani fikir çarpıyor mezara, adam mezara çarpıyor da orada kefen ve tahtalara, kuyuya düşüyor, oradan bakıyor, o ölüm korkuyor. Oraya bir geliyorsun böyle fikir, bir bakıyorsun şak diye bir acayip bir şey yani, bunlar olmamasını aklım almıyor, oluyor bazen hali. O kadar keyif oluyor ki, iyi ki böyle bir yöntem var, sonra nasıl geçecektim ki ben oralara yani, nasıl olacaktı yani? Nasıl bir bu kestane koçanından mı çıkacaktım? Tamam yani, gelişimi hayret etmeyenin gittiği yola niye garibinden gitmesin ya? Yani geldiği yola bakmıyor musun? Gittiğin yola niye garip gidiyor? Geldiğin yol daha garip değil mi ya? Yöntem daha zor. Daha tuhaf. Geldiğin bu aleme gelişine baksana ya. İnsan yediğine bakmaz mı? Felyanzurun insan ila tabi. İnsan yediğine bakmıyor mu? Yani gelişine bakmıyor mu? Gidişi niye garip olsun ki? Ondan daha acayip, daha evveldir. Çünkü gelişin çok garip, alışılmadığı bir şey. Bu an alışılmış ve yürünen bir yol ya. Ne garip, garip mi ya ölüm? Ya çok tuhaf bir şey. Hayat sürecinin acıkmak ondan daha gariptir ya. Kabre girmekten daha gariptir acıkmak. İnsan niye acıkır ya? Hayatta hiç acıkmasanız. %76 azottur havanın, %51 oksijendir. Teneffüs ederken gramını almazsın azotun. Gramını alsan acıkma olmaz. Hiç acıkma olmadığını düşün. Bende bir acıkma ortaya çıktı. Ali arkadaşlar, Mahmut, acıkma var. Ne abi, acıkma mı? Bu keramet olur. Peygamberlerde olsun mucize olur. Aa, adam acıktı ya. Ne demek acıkma, nasıl anlatacağım? İnanın bana, kabirden daha gariptir. Acıkma sisteminin yapılması ya. Acı çekmek kabirden daha gariptir. Gözümüzün gördüğü bir şeydir. Acıkmayı gözün görmüyor ki. Garip bir şey, yaşanan şeydir ya. Herkes de farklı olandır. Kabir ama geneldir ya. Ondan daha doğal ne var? Yatağın altına girmek gibi ya. Evet. Bizden veya hariçten çıkan enerji, burayı da iyi dinleyin. Bak, bizden. Yani yemek yedim, kuru fasulye yedim, ekmek yedim, su içtim vesaire. Enerji ya. Yani kuru fasulyeye bak, enerjiye bak. Tamam şimdi. Bizden veya hariçten çıkan enerji aslının hakikatini taşıması ile taşıyıcıdırlar. Mesela insan bir koku sürse, koku yayılır. Aslında haber verir. Tamam. Şimdi biz bir şey yedik. Soğan yedin. O cinsten koku olur. İçeriye geçiyorum. Kuru fasulye yedim. Ortaya çıkan enerji. Et yedim. Ondan çıkan enerji. Sebzeli bir şey yedim. Ondan çıkan enerji farklı değil midir? Ha, o zaman o enerji, mesela patlıcan yedim. Ortaya çıkan ama gözükmeyen enerji patlıcanın hakikatidir o. O taşıyıcıdır. Ne yapar? Patlıcanı soktum. Çıkan enerji mutlaktır. Onun içerisine en uygun histir ve fikirdir. Onun içine koyuyorsun, o enerjiyle gönderiyorsun. Onun için enerjiler taşıyıcıdırlar ve dölleyicidirler. Bir dakika, bir daha alabilir miyiz? Şimdi bak, 32. sözden yazdım. Burada diye elmayı yersin diyor. Evet. Elhamdülillah dersin. Elhamdülillah nasıl dedin? Bak yapayım. Su. Elhamdülillah yok daha. Elhamdülillah. Niçin söyledim? Bu bana yaptığı fayda. Bende uyandırdığı. Su bende uyandırdığı
halet his paketi kimliği şu. Elhamdülillah. Hakikaten mi yani oluyor? He bak şimdi. Güzel bir şey duydum. Elhamdülillah. Bunun elhamdülillahı ile bunun elhamdülillahı farklı oldu. Hı hı. Tamam. Şimdi güzel bir şey gördüm. Elhamdülillah. Farklı. Tamam. Hı hı. Ha. Şimdi bizde kelam, lafız, subhanallah, subhanallah zahirde tekrardır ama her bir subhanallah bir hakikatin unvanıdır. Mesela bak. Elhamdülillah. Oku. Elhamdülillah. Sesi elhamdülillah. O manzaraya bak. Elhamdülillah. Tefekkür. Elhamdülillah. Lafız. İşte tabir bu. İçerisi suyun bende uyandırdığı. Kur'an okumanın, bir sohbetin bende uyandırdığı. Tefekkürümün bende uyandırdığı. Hepsine kalıp olarak elhamdülillah diyoruz ya. Aynen bunun gibi. Patlıcan yersin, tavuk yersin, şunu yersin, bunu yersin, tamam. Şimdi bir enerji çıkmayacak. Ha. O enerji kendi cinsindendir. Patlıcanın enerjisi tavuğun enerjisine benzemez. Enerji. O zaman o tavuk enerjisiyle ortaya çıkan enerji bende hayvani hisleri oynatacak, evet, çıkartacak. Evet. Hayvani hisler. Patlıcan olan enerji ise hayvani hisler değil, bitkisel duyguları uyandıracak. İnsan yediğiyle mizacımın tesiri olur der Mesnevi'de. Sonra patlıcan yedim, o cinsten benden his ortaya çıktı. Onun içerisinde duygularımı koyuyorum, fikirlerimi koyuyorum, arzularımı koyuyorum, tak diye söylüyorum, karşıya gönderiyorum. Onun için şu ağzından çıkan kelam enerjidir, taşıyıcıdırlar, dölleyicidirler. Arı gibi. Neyse ne anladıksa. Ruhani yaratılıyor. Biraz da devam edin tabii. Beni taşıyor ya. Ruhu taşıyor. Beni taşıyor biliyor musun? Yani beden beni taşımıyor mu? Hiç uygun mu yani? Ruhun bedene uygun mu? İşte insan düşünmez mi ya? Bu bedende ne işin var ya? Ne alakası var? Bak bakalım isteklerine. Bedenle hiç alakamız var mı? Sonsuzluk istiyorum. Buradayım. Ölmek istemiyorum. Bu adam ölüyor. Her yerde olmak istiyorum bir anda. Adam bir yerde ya. Hasta olmak istemiyorum. İkide bir hasta oluyor. Ya bu adama bak, benim isteklerime bak ya. Hapsettiler beni buraya. Buraya hiç uygun musun ya? Buraya hiç uygun musun? Hiç düşündün mü? Buradan çıkmak istemez misin ya? Zaten kalkıp kabirdesin. Burası kabir ya. Ruhun kabiri burası. Ustad zamana kabir diyor, tabut diyor. Ama aynı Esma-i İlahi diyor. Esma'nın arkasına geçmek o zaman. Ama geçeceksin. Esma'ya aynı oldu mu, işte bunu tanımladı mı, ha bununla geçiyorsun. Bu at işte, ata bineceksin. Buna ben deme ya. Bırak mı diyeceğim. Bırak de, at de. Bak, bizden veya hariçten çıkan enerji aslının hakikatını taşıması ile taşıyıcıdırlar. Bazen bizde bedensel hazlar enerjisi sürükler. Bazen insani ve ruhani enerjilerimiz bizi aktif eder. Enerjiler hem canlılık verir hem de asıllarını taşıdıkları için taşıyıcıdırlar. Bazen bedensel, yani bu enerjimiz var ya böyle, bakarsın adam hiç konuşmuyor, konuşmasın. Konuşsa bile nakıs olur, konuşmasın. Bakarsın öyle, Allah Allah. Lan adam acayip ya, ne dedi hiçbir şey demedi. Diyor da demedi. Yani niye? Bazen görünüşümüz bedensel, ruhsal, hissel, duygusal, enerji aktif olup dışarıya yaymakta bir özellikleri olduğundan bir insan bir kavşaktır. Böyle enerji, nihayetsiz enerji yumağının bir kavşakta bir araya toplanırsa ya yıkıcı ya da ciddi yapıcı olurlar. Şimdi bir şey anlatacağım size. Niye insan mutlu olur, niye intihar eder? Başka cihetiyle. Şimdi insan düşünür, fikir. Soğan kabuğundan dışarıdan içeriye giriyorum. İnsan düşünür. Yani bunu bulamazsınız yani böyle. Doktorlarda olmaz bu intihar böyle. Zaten bunu duysa da manyak der yani. Ama yani ne diyor? Bak fikir. İnsan düşünür, fikirlerini koy. Ona uygun vicdan var. Vicdanda hissi. Daha arkaya duygu var. Kalbi duygu. Akle fikir.
vicdanen his, kalben duygu, ruhen latife. Dört tane oldu mu? Şöyle diyeceğim şimdi, koy onu. Cetveli al, şeye koy, Ayasofya'ya, Mescid-i Aksa'ya doğru cetveli koy, böyle çizelim. Ucuna bakma. Buraya, Ayasofya. Şuraya Mescid-i Aksa geldi mi? Bak bakalım ucu nereye geldi. Nereye gelir? Kabe. Kabe'ye geliyor. Üçü aynı düzlem. Bu örnekle çıkıyorum. Fikir. Aynı düzlem. Vicdandaki his aynı düzleme gelirse. Kalpteki duygu aynı düzleme gelirse. Ruhtaki latif aynı düzleme gelirse. Ya bu çökerticidir ya seni ihya edicidir. Olumsuzsa bu dördü bir araya geldi mi hiç şansın yoktur. İntihar edeceksin. Çıkışı intihardır. Bu dördü bir araya gelmişse. Olumsuz fikir, olumsuz his, olumsuz duygu, olumsuz latife. Dördü bir araya geldi mi artık şey yok. İllet-i tami oluyor. Evet. İptalis oluyor. Ona cin net. Cin oldu nettir. Sendeki o cin aktif oldu. Eğer müsbeti mi diyorum? Fikir, his, duygu, latife dördü bir bütüne geldi mi? Aman yarabbi. Miracın başlıyor. Miraç oluyor. Bir şey ne kadar risk taşıyorsa o kadar büyük nimettir. Nimet mi bir şey? İmandan daha büyük nimet var mı? Yoktur. Riski nedir? Risk. Risk. Yani imansızlık. İmansızlığı reddetmeden iman olmaz. Hayvanların imanı yoktur. Meleklerin de öyle. Çünkü bir şeyi reddetmedik iman olsun. Bizim bildiğimiz iman. Tamam. İman neyle başlar? La ilahe. Redle başlar. Sonra illallah. Şimdi küfrü reddediyoruz, iman oluyoruz. O zaman iman büyük nimettir. O nispette de artı beş diyebilmen için kaç olması lazım? Eksi beş. Artı beş o varken eksi beş de vardır. Ademidir. Yoktur doğada böyle sayısal. Ama vardır insanın kafasında. İman ne kadar büyükse sende, o nispette hala risk taşıyor sende. İnkar. İşte insan bir nimete vasıl oldu mu unutmasın. Onun ademi ve riski de taşıyor. İman varsa küfrü de adem. İmanın ademi küfürdür. İnkardır yani. Onu taşıyor. Zaten işaret-i cazda diyor ki küfür imana hizmet eder diyor. Hasan abi, cilve, cemal, nakış, sanat. Sıralamayı unutmayalım abi, değil mi? Bu ama bedende bu. Tamam. Bedende. Esma. Bu dediğimiz hep esmanın bedende bu. Bu değil dördü. Onunla onu ilişkilendiremez miyiz abi? Olur da işte, o gözükür. Mesela bu beden nedir? Esmanın donmuş hali. Yani bu beden nedir tabiri diğerle? Su donsa buz olur ya, esmalar dondu, H2O, hidrojen, oksijen dondu, buz oldu. Şaşırdın mı? Yok. Esma-i Hüsna'lar, Allah'ın bin bir ismini buzdolabına koy, donsun, bu olur. Birisine fazla su kattı, ötekisine esma, yani esmaları karmaladı, siyah boyayla beyaz boyayı, kırmızı, mavi, turuncuyu böyle birbirimize karıştırsak yani. Oranlar farklı olursa, Gafur oldu, Abdülbasit oldu, bilmem ne oldu, Hasan oldu. Biz bedensel esmaların donmuş haliyiz. Evet. Tamam. Esma donmuş, biz olmuşuz. Su donmuş, buz olmuş. Garip değil ki. O zaman biz abi konuşurken melekler mi uçuşuyor Allah aşkına ya? Yani? Çıkanlar hep yaratılan melektir. Evet. Yani mesela bizim sorunumuz şu. Ömrümüzde su görmedik. Buzda yaşıyoruz. Evet. Hiç su görmedik. Buzda yaşıyoruz. Din gelmiş dedi ki bak buna güvenme. Sağlam değil yani. Bu buz gibi gözüküyor. Ev yapıyorsunuz ama bu sudur. Dibi de H2O'dur. Enerjidir, esirdir. Yok aslında. Yok varlıktı. Bununla alakası yok. Dili ya. Yobaza bak ya. Buz, su varmış. Kim gidip de geldi? Kim görmüş? Buzda olan adam diyor. Kim gidip de geldi ya? Buz suymuş. Kim gördü? Kim gördü? Söyler misin bana?
Kim gidip de geldi? Bu buz, görmüyor musun? Buz işte. Ne suyu ya? Rengi var, kütlesi serttir, rengi var, her şey var. Buna diyorsun ki, bak bu var ya bu, rengi olan, sert olan, şu mekanı olan, yani şekli olan. Bunun şekilsiz, tadı olmayan, vasıfsız bu sudan. Biraz daha aşağı indi mi, enerjiden olmuş diyorsun. Su, H2, ondan daha aşağı enerji. Ya manyak mıdır nedir ya? Ne enerjisi ya? Buz işte ya. Karıştırma bu kadar derine dalma ya. Oysa yüzeysel vurgun yemiştik, haberi yok. Abi, bu okuduğu Kur'an'lar mesela melekler gibi yaratılıyor dediniz ya. Nasıl? Ya melekler yaratılıyor dediniz ya. Ağzımızdan çıkan ya melek yaratılır ya erba habise yaratılır. Onlar benim yanımda dolaşıyor değil mi sürekli? Devamlı. Onu... Mesela İmam-ı Geylani der ki Futuhul Gayb kitabında fena kokularla diyor insan etrafında mukarebin ve onu koruyucu olan 85 meleğin 75'i yok olur diyor. Pis kokulardan. Mesela şeyden söyleyeyim 29. sözden Erva-ı Tayyib'e güzel kokular sündür. Neyi çeker? Erva-ı Aliye'leri. Reba-i Habise habis koku Erva-ı Habise'yi çeker. Ya çok acayip içine giriyoruz. Ama o kadar girdi ki çıkmadığımız için girdiğimizi bilmiyoruz. Misal vereyim. Bana bir video gösterdiler. Mesela toprağın altına çıkan 4 yaşında çocuk. Dedim ki bir daha bana gösterme dedim. Mehmet mi Resul mi? Değil mi? Gösterme bana dedim. Tam 1,5 gün ben içine girdim onun. Çıkamadım. Şeymiş bir tane adam araştırma yapmış doktor. Onların çoğu Hasan abi böyle bir alem misale gidip farkında değillermiş. Yani Allah-u Teala rahmetinden onları şey yapıyormuş. Tamam. Yani. İşte ben başka bir şey anlatacağım da. Onu gördün mü? Dışarıdaydım ben. Baktığım anda içine girdim. Tamamen balon oldu. Ben bununla bir şey anlatmaya çalışıyorum sizinle. Getir. Çay nasıl sevmiş? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Güzel insan. Çay yapınca daha güzel olduğunu. Kaliteli adama benzetin. Eyvah, küçük bardağı. Var. Küçük de var. Küçük de var. Allah'ın izniyle. Çok küçük değil abi ama. En küçüğü budur. Tamam. Bu söyleşi olduğu için, ders olmadığı için çay da şey yapıyoruz. Bana bir tane şey alırsın. Ben limonu söyledim de, küçük bardağımız var aslında. Nerede var? Gittik. Burada abi. Getir, boşaltayım. Olsun, ara verelim. Limonu mesaj olarak yazdın da onu söyle. Tamam, getir abi. Biz konuşalım hadi. Daha kaliteli konuşalım. Abi ben bugün namazdan sonra tesbihat yaparken birden böyle ağzımdan çıkan şey yanımda uçmuş böyle kelebek gibi ya da kuş gibi hissettim de birden. Şimdi söylediniz ya. Direkt o aklıma geldi. Baba ne diyor? Saf. Saf söylüyor. Ağzımdan çıkan diyor, kelebeğe dönüştü diyor. Oluyor da. Olur da ama yani bir lezzetin olduğundan değil, kafa, aklın gittiğinden oluyor. Bak, şimdi dinle o zaman. Allah razı olsun. Bu arada Burak mı değil mi? Burak Hasan abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Bugün dersinize yetişeyim diye hemen atladım ve çay içtik demişler. Şimdi bak. Değersizlik, kendini değersiz hissetmek, çürümenin tarlasıdır. Değersizlik. Çürümenin tarlasıdır. Kendini değersiz hissedersen gafur, demiri tarlaya atarsın ya. Ne demek istiyorsun tarlaya? Çürürsün gitsin. Demire dönürsün. Değersizlik çürümenin tarlasıdır. Kendini değersiz hissederseniz o tarladır. Kendinizi içine koyuyorsunuz ve eriyip gidiyorsunuz. Çürüyorsunuz. Kendini değersiz hissetme. Onun için ikide bir hep insan nedir? İnsan şöyledir, insan böyledir. Kendini kaliteli bir çıplıkta harcama. Gahem o. Allah çok değer vermiş. Evet.
Allah sana değer vermiş, sen kendini değersiz hissediyorsun. Ya ben bacaramam, ben öyle değilim. Lan kardeşim, acayip bir şey ya. Bazen tövbe 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 tövbe, Allah affet. Lan melek istese günah yapamaz ya. Bak yapabiliyorsun. Lan şeytan iyilik yapmak istese yapamaz, sen yapıyorsun. Nasıl bir mahlukuz ya? Hem melek oluyorum hem şeytan oluyorum. Melek istese günah yapamaz. Şeytan istese namaz kılamaz. Ben nasıl bir mahlukum? Hepsini yapabiliyorum ya. Ne kadar acayip bir hürriyet vermiş ya. İstediğimi yapıyorum. Bütün zıtları hikmetle cevap. Ya kendimi kendime tapınabilecek kadar kutmuş. Evet. Kendisi kendisine yani, tapınıyor ya. Uluhiyet dava edecek kadar bir hürriyet vermiş. Hürriyet vermiş ya. Ben ilahım diyor ya. Kendisi kendisine tapıyor ya. Tapınabiliyor. Mesela başkasının kendisine tapınak yapmış. Tapmış demiyorum. El kutsi mabet insandır. İnsanın bedenidir. Ruh bu beden, bu mabedin içerisinde salata kıyam ederse beden azda namaz kılar. En kutsi mabet Kabe değil. Budur bu. Aa Kabe koronadan dolayı boş. Hacer-ül Esed'in değeri var mı? Ama benim Hacer-ül Esed'deki kalpteki Kabe'de kalp var. Burada kalp. Hacer-ül Esed bende Süveyda-i kalp. Ya teşbih oldu işte. Gördün mü? Ben orada dolaşırken Kabe'nin etrafına ben de dolaşıyorum. Ben de dolaşıyorum. Ben değil. Bir yere gittiğimiz yok kardeşim. Komple hayat yaşarsak 60 sene bir gün bir saat geçmiş oluyor. Ömrümüz bir saattir, unutmayın. Süveyda-i kalp zihinle neyi birleştiriyorduk abi? Latife-i insani. Latife-i insani. Süveyda-i kalp. Kardeş, mabet. Mabet bu. Ruh bu mabette içeride salata kıyam ediyor. Salat namaz değil. Daha cami. Bu mabette ruh salata kıyam ederse beden arzda Allahu Ekber diye namaz kılar. Beden arzda namaz kılar. Nasıl kılar? Ruh bedende salata kıyam ederse, salata kalkarsa. Mabet. İnsan denilen bir mabet. Onun için Allah'ı ortadan kaldırdığı için sen benim ilahımsın diyor. Şarkıda adam kadına vesaire diyor. Sen benim ilahımsın diyor. Sana tapınıyorum diyor. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Çünkü Allah kalkınca o kadına tapmıyor. Kadını bende uyandırdıklarına tapıyor. Oraya taptığını zannediyor. Niye aynaya bakıyor? Kendisine bakıyor. Niye aynaya bakıyor? Aynaya bakmıyor. Bakıyor ya. Buraya bakıyor. Aynaya baksaydı aynanın saçını düzeltirdi. Oraya baktığı halde bunu düzeltiyor. Kadına baktığı halde kendisini düzeltiyor. Aynı. Kadın aynadır. Kendine tapınıyor. Orada öyle bir şey yok. Burada var. Oraya bakıyor ya. Aynaya da bakıyorum ben lavaboda. Saçımı tarıyor. La bunu tarasana. Bunu niye tarıyorsun? Ya buraya, burası için bakıyorum ya. Bu burayı uyandırıyor. Hasan abi şöyle mi o zaman? Yani kadın erkeği gördüğü gibi erkek kadını görüyor. Aynen. Yani mesela benim hatun beni öbür tarafta aslında benim hakikatim cüzdan mı abi? Beni öyle mi görüyor acaba bir tek? Sen ona sormak cüzdan. Yani nasıl görüyor öğrenmek ister misin? Evet. Sen nasıl görüyorsan o da seni öyle görüyor. Ya. Evet, iyiler iyiler, kötüler kötüler. Çok iyi ya. Şimdi devam edeyim. Sen olarak yaşamazsan hep kendinden kaçacaksın. Sen olarak yaşamazsan hep sen kendinden kaçacaksın. Hasan abi vurdu ve gol oldu. Evet Abdullah abi. Sen de var ya oradan mutlu oluyorsun abi ya maşallah. Ya nasıl seviyorsun? Duramadı ya. Orada mı o? Bak sen olarak yaşamasan sen kendi bundan sonra şimdi giriyoruz. Giriyoruz arkadaşlar. Bu kadar hep malzemeydi. Evet. Sen olarak yaşamasan hep kendinden kaçacaksın. Meşguliyetlerini azalt. Şimdi yöntemine giriyor. Sen ol. Yoksa senden kaçacaksın.
Nasıl yapacağım ben nasıl olacağım? Meşguliyetlerini azalt. Yalnızlıktan korktuğumuz için unutmak isteriz. Kendi kendinin bekçisi değil, dostu olmak. Kendi kendinden beslenmek. Başka bir yerden değil. Kendi kendini beslemek. Kendinin bekçisi değil, kendinin dostu olmak. Kendi kendini ısınmak. Isınamadım diyor. Kendi kendini ısınmak. İnsan kendine katlanamıyor. İnsan kendine katlanamıyor. Eşine mi katlanacak? İnsan kendisini ısınamıyor. Oraya mı ısınacak? İnsan kendisiyle dost olamamış. Başkasıyla mı dost olacak? İnsan kendine katlanamıyor. Kendiyle yüz yüze gelmeden korkuyor. Onun için kendinden kaçıyor. Kaçıyor. Kaçamadığı zaman uyuyamıyor. Kaçtığı zaman da hemen uyuyor. Abi bunu çok güzel yaparsam benim... Bir bitireyim şunu. Tabii özür dilerim. Tekrar başa alacağım bir daha. Yalnızlıktan korktuğumuz için unutmak isteriz. Kendi kendinin bekçisi değil, dostu olmak. Kendi kendinden beslenmek. Kendi kendine ısınmak. İnsan kendine katlanamıyor. Kendiyle yüz yüze gelmekten korkuyor. Onun için kendinden kaçıyor. Kendiyle yüz yüze geldiğinde kendisinin bile katlanamayacağı pek çok sevimsizliklerle karşılaşmak istemiyor. Kendinden kaçan bir yerlere sığınmak, bak kendinden kaçanı nasıl anlayacağız? Kendinden kaçan bir yerlere sığınmak, ait olmak ister. Bazıları cemaate girer, cemaate katkı yapar. Bazı insanlar da cemaate girer, ahtapot gibi olur. Hep oradan alır. Yani nedir o? Kendi kendinden kaçan bir sığınak arar. Fırtına var, gemi limana girer. Kendisi kendisinden kaçtığı zaman kendisinden daha güvenli bir liman bulur. Şeyh olur, abi olur, hoca olur, ustad olur. Bulursa oraya sığınmak, oraya ait olmak ister. Kendimizi oraya ait oldu mu? Orası sığınak oldu mu? Bak ne oluyor? Kendimizi sığındığımız yerde mutlu hissettik mi? Eğer sığındığımız yerde kendimizi mutlu hissetmişsek oraya canımız pahasına korumak isteriz. Oraya laf gelmesini istemeyiz. Unutma, her şey kendi cinsinden beslenir. Öfke, öfke ile. Laneti lanet çoğaltır ve celbeder. Kendin bir yerlere, kişilere ulaşmak için harcama. Bak, kendin bir yerlere, kişilere ulaşmak için kendini harcama. Kendine ulaşmaya gayret et. Kendin kendine ulaşmaya gayret et. Çok iyiyim elhamdülillah. Çünkü, niye? Bak, çok iyiyim elhamdülillah. Çünkü, dertsiz dünya aramadığım için... Niye iyiyim? Niye mutluyum? Dertsiz dünya aramadığım için. Niye? Dertsiz dünya, sıkıntısız bir hayat istemek, muhali talep etmek evet. Olduğundan kendine kötülük yapmaktır. Olmayacak kara kediyi, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. İçiyorum. Bir de Hasan abi Güneydi Bağdadi demiş. Allah'ı, Allah'ın seni sende öldürüp kendinde ebediyen diri kılmasıdır. Oh. Çok şükür. Tasavvuf. Şeceri hilkatta nasılsa insan da öyledir. Çok çeşitli güzellikler olsun. Bunların bir arada olmaları belki birbirini kapatırlar. Zıtlarının mertebeleriyle olurlarsa her mertebe de görünür ama birbirlerini örtmeden karşıtlıklarının birliği daha başka güzelliktir. Mesela elmayı düşünün, ayvayı düşünün. Tamam? Güzelliği var. Rengi var. Kokuyu kapatmıyor. Koku tadı kapatmıyor. Tat letafetliğini, nezaketliğini kapatmıyor. Marifeti kapatmıyor. Bak aynı şey.
ulvi şeyler böyledir. Varlar aynı yerdeler, birbirlerini örtmezler. İnsan da böyledir. Koku tadı kapatıyor mu? Kapatmıyor. Cime, mesela güneşten foton geldi. Isı var, ışık var, renk var, ütrobiyal ışınlar var, dalga boyları var, var da var. İnsan da böyle. İncinme, incitme, incinme, incitme. İnsan özüne hasrettir, özüne aşıktır. Onu ararken bulduğumu zannettiğine o değeri vermeyle hataya düşer. İnsan kendisine aşıktır, kendisine hasrettir. Kendisi kendisini ararken, lavaboların oradan geçerken bir baktı ki lavaboda birisi var. Ömrünü hiç ayna görmemiş. Hiç ayna görmemiş. Bir insana ayna görse ne olur? 20 yaşında bir adam. İlk defa ayna ne yapar? Anlamaz ki. Ayna olduğunu bilmez. Ve ömründe ilk defa kendisini kendisinde görecektir. O benim, bu da benim. Kendimi kendimde görüyor. İlk defa kendimi... Şimdi ben kendimi merak ediyorum. Acaba ben bende nasılım? En çok merak ettiğim Allah'ta ben nasılım? Allah'ta ben nasılım? Yani benim alemimde Allah bilmiyorum ama hoş tabii. Benim alemimde Allah. Acaba onda ben nasılım? Şimdi mesela ömründe hiç ayna görmemiş bir insanın aynaya muhatap olduğu zaman ayna demez ki. Onu düşman kabul eder. Kim o? Ondan kaçar. Ayna güzergahı düşünün. Bir yere düştü. 20 yaşında mağaradaydı. Böyle bir yere geldi. Giderken ayna. Gördükçe kaçar. O kaçtıkça bu da kaçar. O beni kovalıyor zanneder. Biz buyuruz. Hayat bir ayna. Kendimizi seyrediyoruz. Kendimiz kendimizden ürkmüşüz. Oysa kendisi kendisine aşık ve talip ediyor. Kendisini ararken akıyor ki başka bir şey denk geliyor. Kadındır, erkektir, paradır, kariyerdir. Hemen ona kendi adına sahipleniyor. O sen değilsin. O sana aynadır. Allah Resulü'nün tabiriyle ben aynayım. Herkes kendisini bende görür. İnsan insana, mümin mümine aynadır. Kendisini seyreder. Anlıyor musun? Mesela ben bir aynayım hakikaten. Herkes bana bakışı farklıdır. Kimisi hizmete zarar veriyor. Kimisi filozoftur diyor. Kimisi Muhyiddin Arabici diyor. Kimisi kardeşimizdir diyor, abimizdir diyor. Kimisi dengesizdir diyor. Kimisi diyor inandığı yoldan dönmez diyor. Lafını şey yapar. Derdi. Hepsi doğru mudur? Hepsi doğrudur. Çünkü kendisini ben de seyrediyor. Ben de onları da seyrediyorum. Devam. İncinme, incitme. İnsan özüne hasrettir ve aşıktır. Onu ararken bulduğumu zannettiğine o değeri vermeyle hataya düşer. Onu bulma nispetinde hakkı bulur. Kendini bulmak hakkı bulmaktır. Çünkü ben arefen hepsi fakat yani Allah diyor ki beni mi arıyorsun? Kendini ara. Beni mi tanımak istiyorsun? Kendini tanı. Beni mi sevmek istiyorsun? İlk önce kendini sev. Çünkü ben oradayım. Ben oradayım. Bulacağın şey benim. Ne ararsın? Şam Buhara'da. Hakikati kendinde ara. Yani ümitsizlik insanın çöplüğüdür. İnsanı çürüten topraktır. Değersizlik de öyledir. Değersizlik hissetmek senin çöplüğündür. Seni çürüten yerdir. Sakın ümitsizlik olma. Ne olursa olmaz. Haşa. Meyhanen dahi olsa sakın Allah'tan ümidini kesme. Bazıları Ahmet'i arıyor, bazıları Muhammed'i arıyor. Evet. Bazısı da ne aradığını bilmiyor. Nefsini bilen Rabbini bilir. Sırrının bir sırrı da bu. Bu vasıl olmak için yani ne yapacağız? Tamam abi böyle de bir hakikat söylüyor. Kendim kendime nasıl vasıl olacağım?
ben benle nasıl tanışacağım? Ben beni nasıl bulacağım? Bir. Hasan abi. Takva. İki. Tasfiye ve mücahide. Cehd ve saflaşma. Riyazet ve oruç tutmalar. Halvetler. Birincisi takva. Alacağım. Takva. İkincisi. Birincisi takva. İkincisi tasfiye. Tasfiye. Mücahede. Tasfiye artık. Teskiye mi? Yani teskiyenin şeyi. Yani tasfiye etmek. Ayrışmak. Her şeyi yerine koymak. Bu kalemdir. Bu da kurşun kalem. Bu kaşıktır, bu bardaktır. Tanımlamak. Yeri, her şeyi yerine koy. Tasfiye, mücahide, düşmanın olsun. Cehd, saflaşma, riyazet. Yani isteklerini, arzularını ertelemeyi ve ötelemeyi. Tamam, ben bunu istiyorum. Sonra olacak bu. Her istediğini yapma. Her istediğin olursa bu dünya anlamını yitirir, yaşanmaz olur. İyi ki her duamız kabul olmuyor. Riyazet, oruç tutmalar, halvetler. Bunlara tasfiye yolu denmiş. Üçüncü yol, bu ikiydi. Birincisi takva, ikincisi buydu anlattığım. Üç ve üçüncü madde, yol, aşk ve muhabbet yolu. Bunları ehli tarikat tasnif etmiş. Bunları ehli tarikat demiş. Birinci yol bu, ikinci yol bu, üçüncü yol bu etmiş. Bizde ise bir, akıl yani ilmi kelam, iki kalp, üç, asbiyai muhakkikinin ve mücedidlerin yoludur ki, ne demek mücedidlerin? Akıl, kalp, ruh birliğinden. Neticede hepsini gayesine, gayetul gayatına, kıblesine, hakikatına koymaktır. Hiçbirisinden dışlamamak, öldürmemek, aklı, kalbi, ruhu bütünleyip kıblesini hakikatına koymak. Yani o tarikat meşrebin söylediği de bizimki aslında açıklıyor. Hayır. Aslında. Aynı evet. Şeyi farklı formatta söylüyor. Tabii bulmuşlar hakikati. Yani akıllı yönetemediği için, unutmayın bunu yazabilirsiniz ve altını çizin. Akıl kendi başına bırakılamayacak kadar tehlikelidir. Unutmayın bunu. Benim şablonumdur. Yani benim belki mezar taşımdır bu. Akıl kendi başına bırakılamayacak kadar tehlikelidir. Vahiy ile tutun onu. Tutun onu. Yoksa dünyanızı cehenneme çevirir. Hmm. Bir daha aklı kendi başına bırakılamayacak kadar tehlikelidir. Aklın aklına bela olursa aklın aklının mezarlığı olur. Yani aklına vahiy ile hakim olursun. Kendi sakın kendi başına bırakma. Yani aklı kendi başına bırakılırsan en büyük tehlikeyi yaparsın. Köpeğini alıştırmadan seni kapmasına vesiledir. Kendi başına bırakılamayacak kadar akıl tehlikelidir. Aferin bu. Devam. Sen gafur bu işimi gör. Devam ediyorum ben. Ama aklım burada olsun. Sen sendeki çelişkilerden istifade ederek ilişkilerine basarak aslına müracına yürü. Çok güzel bu ya. Gafur bırak, onu çayı yap, bir daha okuyacağım. Tamam abi. Yeter. Tamam. Yeter. Bak. Çünkü bu kaçırmayın ya. Bu ruhtan damlalar. Doğru olduğunu da bilmiyorum. Ömer Sübhani. Akıl okur. Getir abi getir. Yok şeker istemiyorum. Şeker yok kardeşim. Fiyatı iki katına çıkarıyorsunuz. Şekersiz çay, şekerli çay. Bir de seninle mi uğraşacağım? Yok 5 lira abi. Evet. Bismillah. Elhamdülillah. Çaydan lezzet aldıran Allah. Zannediyor musunuz ki çay içtim? O mu beni içti? Ben mi onu içtim? İbrahim Hakkı der ki, yemek yerken, hey ne haber bunu anlıyor, konuşuyorsunuz ya. Yemek sizi yiyor. Siz yemek yemiyorsunuz. Biraz yemekte yavaş olun. Düşünün.
Tefekkür edin. Yani kendiniz, siz sizde olun. Bir yere gitmeyin. Orada olun. Yemeği yemek olarak yiyin. Televizyonu seyrederken veya konuşurken, ha ne oldu lan? Yemek mi yedin? Yemek seni yedi. Burada mıyız? Hadi bir daha okuyorum. Sen, sendeki çelişkiler, celali ve cemali ya, adavet, muhabbet, nefret, sevmek, iman, küfür, ilişki ve çelişki. Zıtlar ya, bak şimdi. Sen, sendeki çelişkilerden, küfürden bile istifade ederek, ilişkilerine basarak aslına ve miracına gidiyor. Sendeki küfürden istifade et. Günahtan istifade edeyim bak. Mesela yeni bir günah yapmana gerek yok. Ya, zaten yapmışız. Hiç günah yapmamışız. Hep böyle tefekkür etmişiz, ibadet etmişiz. Hiç kazanamazımız yok. Hiç günahımız yok. Mı? Şimdi ne olur? İster istemez cibili olarak. Hemen şöyle olur. Yapmayın be. Ne biçim adamlarsınız? Yargılayıcı, sorgulayıcı makamda olur. Kendisinde acizlik, fakirlik, noksan, kusur hisleri pek olmaz. Ama günah ne yapar? Şimdi bir misal vereyim. Ben birisine vesile oldum, namaza başladı. İster istemez, ya birisine bir şey söyledim, Allah'ı buldu. Ya. İster istemez bizde olur. O zaman ne oluyor, ne geliyor? Allah'ın şu sistemine bak. Tam böyle efelenecektim. Dur. Şu adama imanına vesile oldun değil mi? Oradan gelecek sebap. Hatırlıyor musun? Mektep okurken veya şey yaparken şu günahını hatırlıyor musun? Şu sebabı niye bunu bu dengelesin? Deyince günah seni iki büklüm yapıyor. Firavunlaştırmıyor. Bizi firavunluktan kurtaran günahlarımızdır. Bizi dava adamı yapan öğrendiklerimiz değil. Öğrendiklerimiz de edindiğimiz düşmanlardır, düşmandır. Allah'a ne kadar yakınımız varsa düşmanımız da o nispetle çetin olur. Allah'ın düşmanı düşmanımız olursa Allah'a yakın oluruz. Bizi dava adamı yapan davayı bilmekle davanın düşmanına düşman olmakla olur. Öyle fikirle, ha bu Deccal'dır, bu Sufyan'dır, getirdi hayatı yaşa. Nasıl bir dava adam? Böyle dava adam mı olur? Miskamber gibi yaşıyorsun ama. Böyle dava adam mı olur? Fikren, hisse, fiilen düşman olacaksın. Kul ya eyyühel kafirun. La abudu ma tabudun. Ve la entum abiduna ma abud. Ve la illa. Öyle, ya şuna bak ya, metsup. He metsup. Görürsün ahirette, görüşürüz bakalım metsup kimmiş. Görsün bakalım. Dilse şeytan nasıl olacak, kim olacakmış? Demeyecek Allah sana. Benden korkun demiştim. Sen niye hakkı ibraz etmedin? Bazı alime şu sorulacak. Niye demedin? Sorulmadıkça cahile niye bu günahı yaptın sorulmayacak. Bir daha. Alime bunu niye demedin? Sorulmadıkça cahile bu günahı niye yaptın sorulmayacak. O cahilin hesabı ona sorulacak. Dedin mi demedin mi? Ve maller resul ile bela. Nurcuları sorulacak. Yani hem de zerresine bu kadar büyük nimete vasıl olacaksın. Kitap oku, evinden git, ya sütüye dokunma, çoluk çocuğuna deme. Bana yapmıyorlarsa başka. Ondan sonra etrafına layık olanlara söylemiyorsun. Hiç olmaz. Olur mu böyle bir şey ya? Ben akrabama, yakınlarıma, ilk önce Allah Resulü demiş, yakınlarından başla demiş. Tamam mı? Yakınlarıma koşturuyorum, ediyorum, cevap veriyorum, ders yapıyorum, yayınlıyorum. Ondan sonra adam ustada hakaret ediyor. Adam çaktırmadan hakaret ediyor. İçimizde olan birisi. Senelerde belki. Yani dayanamıyorum ya. Bana küfür etse hiç umurumda değil ya. Ediyorlar da zaten. Ama hariçten düşmanlar da etse gene umurumda değil. Fakat senelerden beri Risale-i Nur'un sempozyumu konferanslarını veren adam laikaları inkar etmeye kalktığı zaman, sikki-i tasdik inkar etmeye kalktığı zaman
kurt gövdeye girmiş. Olayı görüyorum, seyrediyorum. Onun kelimesinin kimden çıktığını biliyorum. Feveran ediyor. Ama ne yapayım? Filenime basıyorlar. Haklılar tabii onlar. Ya hikaye anlatmıyor. Bir şeyi, resmi dile getirdim. Uyanık olun. Laikayı, sikretası gaybi kabul etmeyen at hırsızları var. İçimizde hariç başka zaman. Allah inkar ediyorlar. Meselemiz değil. Usta da inkar etse ne olur? Risale'ni gör. Ama soframızda olup böyle yapan var. Ya, evet Allah Allah. Soframızda olup bunu ders veren bunu inkar ediyor. Okurken ya uyanın. Nimeti bilin ki Allah elinizden almasın. Bunları niye veriyor böyle? Yani ben akıl çalışırken bu cümleleri Allah niye şey yapıyor? Gayretli olacaksın kardeşim. Allah'ın düşmanına düşman olacaksın. Bunu okurken bunu inkar etmek ne demek Hasan abi? Şu an mı anlayacaksınız? Yok. Ha şurada. Ne yazıyor? Sikretası gaybi. Adam diyor ki, bu diyor, hikaye diyor. Gaybi. Kendi ders yapıyor. Onlar diyor, edile işleri vurduğun zaman diyor, batıl diyor. Tamam. Bunu ağır işlesi bir şey değil. Bunu zaten kim demişti? Birinci şua var. Bunu 1926'da zaten bilirkişi heyetine verilmiş. Risale-i Nur kadar mahkeme görmüş bir kitap yoktur. Kur'an hariç. Kur'an hariç. Risale-i Nur bilinen şu anda resmi 1800 mahkeme görmüş. 1800 mahkeme görmüş bir şey. Bu kalem hiç değişmemekle beraber her şehir, her ilçe birkaç defa mahkeme eder mi? Hiç değişmemiş bu. Bir mahkeme alıyor, ötekisi bırakıyor, ötekisi bırakıyor. Bunu bilirkişi heyetine veriyorlar. Burada kusur bul diye filozoflara. Fende kusur bulamıyorlar. Ulema-i Su var. Dinini dünyayla satan Ulema-i Su heyetine veriyorlar. Kusur bul diye. Bulamıyorlar. Bu beyefendi radiyallahu anh birinci şuadan buradaki mektuplardan edili şereye vurmak lazım diyor. Efendim diyor ustadımız diyor okuduğu zaman diyor kimya ve fizik bilgisi ne kadardı diyor. Yani kesbi ilimle vehbi ilmi ayıran bir adam diyor bunu. Abi adam sen fizikçisin. Şimdiye kadar güneş etrafında kaç tane gezegen vardı biz mektep okurken? Biz mektep okurken güneşin etrafındaki gezegen sayısı kaç taneydi? 9. 9 okumadınız mı? Evet. 9 okuduk. Üstad 1918'de tahsis ederek 1922'de sözlerin 21. penceresinde 12 seyyareden bahsediyor. Üstad diyor okuduğu zaman fizik ne kadardı ki diyor fizik örnekleri şey olsun. La sen 9 tane ders verirken okulda Üstad 1922'de 12 tane seyyareden bahsediyor. Başka ne diyor? Münacat Risalesi'ni. 3. şurada diyor ki 12 tane seyyareden hiçbir şeyi, hiçbirisi yoktur ki seni tavsif etmesin. Sen sineği mutlak mikrop taşıyan olarak görürken Osmanlıca lemalarda mikrobu öldüren bir mahluk olduğunu gösteriyor. Bak yeni yeni fen geliyor. Sinek mi abi? Ya bir kanadına zehir, bir kanadına panzehir. Allah Resulü diyor ki süte düştüğü zaman sineği o süte belki sol kanadına düştü, sağ kanadına panzehir var. Onu komple sokun çıkarır, nötrleşiyor. Yeni yeni geliyor. Yani adam bunu ders yaparken, bu makamda otururken bunu inkar ediyor. Buna dikkat edeceksiniz. Yani uyanık olmanızı istiyorum. Tamam. Koruyun, bekçiliğini yapalım. Bu sizsin, siz. Sizi inşa eden tuğlalardır bunlar. Ha, neyse. Çok büyük bir vazife ya. Vazife tabii. Yapmasa mesul oluyoruz. Tamam. Peki. Celali tecelli ile öfkeyi ayırt etmelisin. Celal ile öfke ayrı şeydir. Unutma ben öfkeliyim diye üzülme. Allah da öfkelidir. Ustad da asabiydi. Benim gibi asabi bir zatı diyor. 8 sene Süleyman diyor idare etti diyor. Tamam? Öfkenin ifratı nedir?
kendini her şeyi ortadan kaldırmaktır. Öfkenin tefriti nedir? Dinini, namusu, vatanı gidiyor, kimse öfkelenmiyor. Vasatı nedir? Öfke, öfkeleneceğin şeye layık ve miktarı, zamanı ve mekanı kadar öfkelenmek nimettir. Allah Resulü'nün kafire karşı şu alnındaki damar var ya, eşiddav aleyh küffar, damar, parmak kadar genişliyor dedi. Kendi aralarında ruhama beyni o imiş. Peki, elinden, şu da çok önemli, oraya tevafuk etti. Elinden kayıp gidenlerin farkında o. Elinden gidiyor. Bak bugün yoğun bakımda değiliz. Koronadan değil, kanserden değil, toprağın altında değiliz. Oh. Elinden kayıp giden nimetlerin farkında o. Üzerlerine alamet koyuyor, zaman gidiyor. Aha şimdi gitti ama derste gitti. Çok şükür. Çok şükür. Elinden kayıp gidenler, onların kıymetini bil. Üretken ol. Tenkitçi olma. Kusur değil, doğruları bulmaya çalış. Yani üretken şu, aşureyi bilirsin değil mi aşure böyle? Fasulye var, barbunya var, bar da var değil mi bir sürü? Tek tek yersiniz barbunyayı ayrı, nohut yersiniz ayrı, incir bir yersiniz ayrı. Ama aşure ne demektir? İncili koyduk, incir incirlikten feragat etti. Nohut nohutluktan feragat etti. Kuru fasulye kuru fasulyekten feragat etti. Efendim üzüm feragat etti, ceviz feragat etti, fındık feragat etti. Yani cevizlikten çıktı. Bütünsel bir lezzet oldu, ortak bir kavşak. Aşure insan böyle. İnsan aşure gibidir. Hiçbir tanesini öne çıkar mı? Aşurenin içinde ceviz öne çıkmaz. Aşure olmadı. Mesela bir yemek düşünün. Fasulye yukarıda yüzüyor. Hayır, mezc olacak. Fasulye, soğan, patates ne koyduğunsa hepsi bir bütün olacak. Öne hiçbirisi çıkmayacak. İnsan böyle bir mahluk. Bütünselin tadına doyulmaz. Bazen taşlarla yolları yaparsın. Bak, bazen taşlarla yolları yaparsın. Bazen evi yaparsın. Bazen de mabedi yaparsın, Kabe'yi. Yolda yürünür. Evde barınırsın, mabette de kendini bulur, tanışırsın. Ama hepsi taştan yapılmış. Anladın mı? Şiir çevrilemez, yoksa zevki gider. Posası kaldığı gibi ama tercümesi olur ama o olmaz. Kur'an-ı Kerim ve Risale-i Nur bunun gibidir. Tercüme edilir ama içindeki bir hakikati, yani aslını kaybedersin, bulamazsın. Ölüm korkusundan biraz bahsedeyim, ondan sonra kapatayım yoksa... Bir sorun var abi. He, ondan sonra kapatayım. Ölüm korkusundan bahsedersiniz. Evet. Önemli mi, bahsedeyim mi? Tabii bahsedeceksiniz abi biraz ama... Sen o zaman bahsetmeyeyim, sor. Tabii, yok bahsedin abi gene. Ama ben bana benim bana ulaşmam abi... Vahdet-i ehade çevirirken mi olacak? Ehadi vahdete çevirirken mi olacak? Ben dışarıyı bende mi bu arayacağım? Beni dışarıda mı arayacağım abi? Kainat. Yani 18 bin alem. Cemül. Cemi. Tamam mı? Cenab-ı Hak, Celle Celaluhu, bunun sahibi. Allah var iken hiçbir şey yoktu, bunu yarattı. Bu nedir? Çelişkilerle beraber ilişkili. Bütünsel. Yani cela, cemal, iman, küfür, melek, şeytan. Tamam mı? Buna ne denilir? Buna vahdet. Allah ile alakası yok bu iş.
Yani buradaki çelişkilerle ilişkili bir bütünsellik. Celal ve cemal, bütün. Bu vahdetin yarattığı için bu zıtların sahibine ne denilir? Tevhid denir. Evet, tevhid. Ne? Tevhid deyince bunsuz olmaz o. Yani bir olan Allah, iki sayısı olmaz değil. Yani tevhidin içerisi bir tabirdir. İçini doldur. Zıtların sahibi. Zıtları yaratan. Ok yapmıştık ya abi. Yapayım. Evet. Yapayım. Yani bu yarattı bunu. Bu yarattı. Tevhid. Halk etti. Şöyle yapayım. Vahdet. Tamam. Şimdi şurada gafur oturuyor. Alem-i şehadette. Buna mevcut denilir. Kalemlerin de bitti mi gafur? Evet abi, inşallah yenileceğiz. Mevcut. Ha, bu tamam. O zaman ayrı dediğim şunu atayım şöyle. Mevcut. Buna ne denilir? Vücut. Bu insana ne denilir? Mahluk. Ne demek mahluk? Ha. Şimdi Allah, şimdi soruna geleceğim. Bu 18 bin alemi gitti, buna monta etti. 18 bin alemi insanda cem etti. Buna ne denilir? Etti. Sırrı vahdet. Sırrı. Şu neydi? Vahdet. Bu vahdetti. İnsana monta edersen sırrı olacak ya. Sırrı olacak. Ha, sırrı. Sırrı vahdet. Ha, sırrı vahdet. Risale-i Nur okuyunca sırrı vahdet görünce bu. Evet. Ama ne bu? Bunun cem olmu hali. Karşılığı kendine. Ha. Bu vahdettir. Allah ile alakası yok bu vahdet. Hemen lügatta Allah'ın birliği. Yani sistemin birliğini. Sistemin birliği bu. Sistem. Bu vahdet. Şöyle diyeyim. Sistemin birliği. Aynı evden çık. Bu sistemin sahibi. Tamam. Şimdi Allah bir 18 bin alemi geldi, monta etti bana. O bu alem vahdetti, insana yazılım olarak var. Mesela ağacı, kocaman çınar ağacının çekirdeğinde. Bu çınar ağacı, bu çekirdeği. Gitti, yetmiyor Cenab-ı Hak, kendisini de kainata sığmadım, beni seven müminin kalbine sığdım dedi. Allah tevhidi insana koydu. İnsana koyunca ne oldu? Allah'ın sırrı tevhid. Sahibidir insan. Tevhid sahibidir. Sahibidir insan. Allah kendi, mesela uygulayayım. Biz burada iman ediyoruz. Allah her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Her istediği olur, istemediği olmaz. Öyle değil mi? Buna iman etmenin bedeli cennette böyle olacağız. Bir anda her yerde olacağız, hiçbir yerde olmayacağız. Her istediğimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. Sırrı tevhidden kaynaklanıyor. Yani sığmadım ki Allah ilim, irade, kudretiyle, sıfatlarıyla, kainatta, zatıyla bizde. Kainatta yok. Arşta yok, kürste yok, cennette yok, cehennemde de yok zatıyla. İnsanda cennette yok, arşta yok, Cebrail, Mikail, İsrafil, hiçbirisinde zatıyla yok. İnsanda. O sırrı tevhid. Kendisini insana taayyum ve teşahhus etti. Tamam. İnsan nedir o zaman? Sırrı vahdet ve sırrı tevhidin cemül cemi veya kavşağıdır. Şimdi her istediğini sor,
buradan artık üretken ol, tefekkür et. İnsan tevhide karşı nedir? Şunu istersen şuradan şuna geç, buradan geç, buradan cemet, ikisini topla. Ehad'ı yerleştir mi deriz abi? Ehad nereye koyacaksın? Ehad'ın içinde ilah yok. Ben kendimdeyim abi, bendeki. Bütün hepsinin bendeki toplamış hali. Evet, hepsi. Hepsini cem edersen, hepsinin sahibi, içinde ilah yok. Bunun içinde ilahlar var. Rahman, Rahim, yani burada ne kadar esma var? Hepsini barındırır. Kulu vallahu ehad'daki, ehad'da hiçbir esma yok içinde. İçinde hiçbir şey, zattan başka bir şey yok. Bu tevhidde ise 18 bin alimin esmaları var. İçinde ilahlar dolu. Rahman, Rahim, Kerim, Ya Latifu, Ya Allah, Ya Cemilu, Ya Allah, Ya Karimu, Ya Allah. Ne kadar isim varsa içinde. Şurada yok mu? Bunun sahibi tevhid. İçin ilahlarla dolu. Peki ehadla ne fark var? Ehadın içinde ilah yok, esma yok. Zat var, başka bir şey yok. Zat. Zat var. O nedir? Bendeki karşılığı? Ehad. Sırrı insani. Sırrı insani. Peki devam edelim. Şu bitireyim. Abi bunu ayrı yani bunu lütfen ayrı bir bölüm olarak kesip kısa ders olarak lütfen ekleyin. Ya ne iyi olur. Evet. Bir de ehadı şu var ya benim mesnede bunun içinde bir ilahiyatçı bir kardeş vardı. Geldi şeyde de özel geldi. Ya ne diyorsun ya diyor. Bunun içinde ilah var. Ne var içinde dedi. Bunun içerisinde bunların isimleri var burada. Kul vallahu ehad da hiçbir ilah yok. İçinde esma yok. İsma yok. Zattır o. Zattır. Zat. Mesela Allah'ın içerisinde mesela zat-ı esmadır. Ama ehad öyle değil. Bütün isimleri barındırır ama yok ki hiçbir şey yok içinde. O var. Peki 18 bin alem bende var. Her şeyi barındırır. Barındırır mı? O zaman tevhid var bende. Sırrı tevhid var. Her şeyi barındırırım. Nerede? Gir içeriye. Benim gömleğim. Neyi barındır? İçeridekileri. Bak şimdi. Dışarıdan içeri giriyorum. Gömleğin içerisinde atlet yok mu? Evet. Benim atletim. Atlet deyince benim vücudum. Benim hayatım. İçeriği barındırıyor hala. Bende de arkada acayip. Bu dışarıdan içeriği barındırıyor. İçerideki de sahipleniyor. Evet. Benim gömleğim. Benim atletim. Benim vücudum. Benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum diyen, ruh değil, daha arkada. Ha şimdi bunları barındırdı mı? O ben diyen kim? Hiçbir şeyi barındırmıyor. Ben olan, yani benim ruhum dedi, sen kimsin? Dur. O artık sahip çıkan var diye o benim ruhum diyen. Onun içerisinde hiçbir şey yok. Ben olan ben. Ne var senin? Hiçbir şey. O hiçbir şeyi anladık mı işte orayı? Evet. Ha, mahluk değil, haşa vacip de değil. Evet. Berzahtır. O ben olan ben'e fark etme nispetinde şualar 9'da Allah taayyum ve teşahhus ediyor o ene'ye ve o ene'de taayyum ve teşahhus etmişe sırrı insani denilir. Tabiri diğerle. Elime bakın. Ben eneyim, tamam mı? Yani ene kabul et, ene. Yani benim ruhum, benim aklım diyen ene kabul et. Mekansız mı? Ama böyle bir yerdim. Bende, yani ene'de Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Sayfa 9 çoğalar. Taayyum ve teşahhus etti mi? Bilin kıymetini, kıymetinizi bilin diye. Ben de Allah'ın zatı taayyum ve teşahhus etti. Bende. Bende o var. Kul huvallahu ehad. Kul vallahu ehad. O. Bende o var. Kayyum ve teşahhus. Peki merak ediyorum. Acaba onda ben nasılım? Onda ben bilmiyorum. İşte bu enideki bendeki o'ya sırrı insani denilir. Bilmiyorum. Eneyi zaten bilmiyorum ki onu biliyorum. İşaret edeceğiz da buna şöyle der. Melekler der ki kan dökecek, fitne çıkaracakları mı yaratacaksın? Bu kadar günah yapacak. Cenab-ı Hak diyor ki onlara, evet yapacağım. Ama ben insanlardan,
illa hepsinden değil. Ben insanlarda öyle bir gaye takip ediyorum ki diyor işareti cazın sonunda. O öyle bir gaye takip ediyorum ki birkaç kişi de çıksa ben bütün günahlarını bu gayeden dolayı bakma, günahına bakma. Nedir o? Mesela benim bir sırrım var, bende durur. Biraz da kalitesi düşük sırrım var, eşime söylerim. Biraz daha kalitesizse çocuklarıma söylerim, biz daha eş dostuma. Ama bir sır var ki hiç kimseye demem. Allah'ta sır var, indirdi. Ama Allah'ta bir sır var, hiç kimseye demedi. Bendeki, bendeki o. O bende, onun adı enedeki, bendeki o'ya sırrı insanı. Nedir o? Allah diyor ki, insan benim sırrımdır, ben de insanım. Abi, bakın, bütün bir dersin özeti oldu. Allah aşkına bunu çok iyi anlayalım. Lütfen, ben anlayayım inşallah. Az önce dediniz ki abi, bendeki beni bulmak değil mi? Bendeki benim peşine koşmak. İşte bendeki beni bulmak için şu mahluk gafur, orayı mı toplamaya çalışacak, bu tarafı mı toplamaya çalışacak? Evet. Bunsuz bunu tanımlayamazsın. Bununla bunu. Eğer bunsuz buna bakarsan, tenzihçi, Musa olursun. Bunsuz buna bakarsan, bu yoksa Musa olursun, tenzih. Bunsuz buna bakarsan, evet işte, İsa olursun, teşbihçi. O zaman tenzihsiz teşbih de olmaz. 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 Bu yani bu kainatla tanıyacaksın evet. Allah'a. Başka bununla bunu. Tenzihle teşbih. Evet. Adam gibi adam olacaksın. Evet. Sonra o adama muhatap olacak birisi sana. Tamam. Ya Rabbi dediğin zaman, Ya Rabbi, namazın belli. Allah'ım, namazın belli. Orucun belli. Duruşun belli. Adam değil. Ama sen benim adamlığıma bakmadın, verdin. Hak etmediğim halde bana vere vere beni hak etmediğim halde istemeyi de alıştırdın beni tembelliğe. Hak etmedin, verdin bana. Şimdi de gene hak etmediğimi istiyorum. Yaptıklarıma bakma. Hak etmediğim halde alıştığım için senden istiyorum. Allah'lığın hatırına. Müslümanları ve bizi, çoluk çocuğumu, nur talebini beni affet ya. Amin. Allah'lığın hatırına. Niçin istiyorum? Hak etmedim zaten. Ne var ki ben hak etmedim? Bende gözükenin hangisini hak etmiştim? Hiçbirisini hak etmedim. Hak etmediğim halde bana verdin. Hak etmeden istemeyi de alıştırdın beni. Gene istiyor. Ama şimdi ciddi istiyor. Hak etmediğim halde beni affet. Orucum belli. Namazım belli. Bununla istemiyorum. Bunları şefaatçi yapmıyorum. Utanıyorum da. Hayır. Meccanen istiyor. Meccanen. Bunları vesile yapmıyor. Belki gücüne gider. Hızır abinin dediği gibi. Cehenneme gitmeme kıldım namaz bile yeter diyor. Suratıma çarpar. Ama meccanen ben alıştırdın beni. Beni buna alıştırdın. Hak etmediğim halde verdin çok. Hep verdin. Gene istiyor. Alıştırdın beni ya Rabbi. Sen Allah'sın. Amin. El Fatiha. Elhamdülillah. Çok güzel oldu Hasan abi. Elhamdülillah.